hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik, hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay'la kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti. Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Hatay'ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce ziyaret etmiş, hem sizlerle dertleşmiş, hem de Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız. Kardeşlerim, deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler 11 ilimizi etkileyen afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Özellikle depremin hemen ardından bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir tabii afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun, böyle büyük bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Burada şu hususun altını çizerek tekrar ifade etmek isterim. Çeşitli zorluklarla, sorunlarla, irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız. Afet bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma istiklerinin de farkındayız. Biz de bu talep ve beklentileri karşılamak, sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman'da canlı bağlantı yoluyla binlerce deprem konutunun temelini attık. Aynı sevinci bugün siz Hataylı kardeşlerimizle yaşıyoruz. Hatay'da 254.195 konut zarar görmüştü. Şu anda Hatay'da 32.600 konut, 7.800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40.400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5.000 bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın Antakya Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3.500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının şehir merkezinin inşası içinde ilk kazmayı vuruyoruz. Yerinde dönüşüm projemize Hataylı kardeşlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Projemiz
Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımız da bakanlık desteği ve teşvikiyle evlerini yapacak. Vergi, harç, yapı denetim gibi her türlü masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. Böylece inşa edilen konutların depreme dayanıklılığıyla ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti oluşmayacak. Hatay Havalimanı'nın projesi tamamlandı. Kısa sürede yapımına başlıyoruz. Şehrimizin her türlü meselesi gibi diğer projelerinde yakın takibimde olduğunu bilmenizi istiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum. Bu duygularla bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Bu projelerin hayata geçmesinde katkısı olan tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Mehmet Bey hazır mıyız? Efendim hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Hatay'ımızda 3 ayrı yerde temel atıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer sağ tarafımızda 30 metre kadar ileride Asi Nehri geçiyor. En önemli caddesi Atatürk Caddesi. Bir taraftan yıkımlar yapılıyor. Bir taraftan harfiyatlar kaldırılıyor. Bir taraftan da zemin etüdünü daha önce belirlediğimiz ve uygulama projelerini hazırladığımız 3500 konutun da temelini bugün burada şimdi sizlerin inşallah işaretiyle atıyoruz. Biraz sonra Uzun Çarşı'ya bağlanacak arkadaşlarımız. Uzun Çarşı'da da ticaretin kalbi diyebileceğimiz, Hatay'a geldiğinde herkesin mutlaka uğradığı, yöresel lezzetlerin tadına baktığı, esnafların yanına gittiği bir merkez. Oranın da temelini atıyoruz. Ayrıca Arsuz'da da sizin de işaret buyurduğunuz gibi 900 konutu inşallah bugün Bismillah diyerek başlatıyoruz efendim. Evet. Şu an itibariyle Hatay Merkez 3500 bağımsız bölümü yerinde dönüşüm proje alanı temel atma törenini yapıyoruz. Sayın Bakanımız Özaseki orada, Hatay Valimiz Mustafa Masatlı orada, AK Parti Hatay Milletvekilimiz Adem Yeşildal orada, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı orada, Bakan Yardımcısı Vedat Gürcan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk, MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Altay, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu. Önce hocamız duayı yapsın, ardından temeli atalım. Amin. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا رب العالمين şu anda depremde zarar gören kardeşlerimiz için
yapılacak 5000 konut ve 600 iş yerinin temelini atmak üzere bir araya geldik. Ellerimizi sana açtık. Huzuruna geldik. Ya Rabbi, niyetlerimizi, amellerimizi, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, büyük bir afet yaşadık. Afette hayatını kaybeden kardeşlerimize, deprem şehitlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Allah'ım, onların mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle. Geride kalanlara sabrı cemiller lütfeyle. İlahi ya Rabbel Alemin, birazdan temelini atacağımız bu konutları ve iş yerlerini en kısa zamanda kazasız belasız bir şekilde salimen tamamlamayı ve yine böyle dualarla teslim etmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, büyük afet sonrası gece gündüz demeden çalışan devlet büyüklerimize ve bütün kardeşlerimize yardım eyle. Onları yapacakları hayırlı hizmetlerde muvaffak eyle. Onlara güç ver, kuvvet ver, sağlık ver, afiyet ver. Samimiyetle, ihlasla nice hayırlı hizmetler yapmayı nasip eyle ya Rab. Devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı ilelebet payidar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, zorumuzu kolaylaştır. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Kolaylaştır, zorlaştırma Allah'ım. Bütün işlerimizi hayırla tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi. Şu anda temelini attığımız bu konutların en kısa zamanda salimen, kazasız, belasız bir şekilde tamamlanması için, bütün şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El-Fatiha. Evet, Hatay İl Müftümüz Mevlüt Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir diğer canlı yayın Hatay Arsuz ilçesinde olacak. TOKİ tarafından yapımına başlanacak rezerv alan 900 bağımsız bütün temel atma töreni. Yine AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Hatay Vali Yardımcısı Can Atak, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, AK Parti Arsuz İlçe Başkanı Nedim Tan, MHP Arsuz İlçe Başkanı Ercan Kesik, Yeniden Refah Partisi Arsuz İlçe Başkanı Orhan Kaya, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Faruk Bıyıkoğlu. Yine aynı şekilde Hatay Merkez Uzun Çarşı 600 adet dükkan temel atma töreni, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, Hatay Vali Yardımcısı Cafer Ekinci, Antakya Kaymakamı Abdullah Aktaş, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Engin Sözer. Evet, Mehmet Bey, butonlar hazırız. Butonlar önünüzde. Hep birlikte butonlara basıyoruz. Duamız yapıldı. Şimdi süratle mikserleri görelim. Betonların dökülmeye başladığını, evet, butonlarla bunları göreceğiz. Ya Allah! Bismillah. Evet, beton geldi. Hayırlı olsun. Aynı şekilde Arsuz'da da şöyle betonu bir görelim. Arsuz'da da şöyle betonu bir görelim. Aynı şekilde Hatay Merkez Uzun Çarşı'da da yine betonun geldiğini bir görelim. Betonun geldiğini bir görelim.
Hani muhalefet diyor ya, beton filan nerede? Demir çelikler burada, betonla burada. Demir çelikler burada, betonla burada. Çok kısa zamanda bütün binaların yükseldiğini görmeye devam ediyoruz. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Hataylı hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin işaretleriyle Hatay'da 5000 konut ve iş yerinden oluşan kentsel dönüşüm projelerimizin temel atma törenleri gerçekleşti. Hatay'ımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için. Arkadaşlar, burada ufak bir aksaklık oldu. Kusura bakmayın, biz bulunan Hazirun'un isimlerini önceden vermiştik. Evet.